15 Mayıs 19 Yunan İzmir'e çıktı. Kadın kıza saldırdı ve yuvaları yıktı. Doldurdu camilere, çoluk çocuğu yaktı. O toprağa düştüğün yerde türüyeceksin. Ayağa kalkıp aslan gibi küpreyeceksin. Kıymetli misafirlerimiz, şimdi İstanbul'dan çok değerli usta bir kalemi size takdim ediyorum. Halk şairi yazar Kalem Karataş. Buyurun efendim, sahneniz sizin. Merhabalar. Hepinizi saygı, sevgi ve hürmetle selamlıyorum. Hoş geldiniz diyorum. Bir kısa anekdotla şiirime başlamak istiyorum. 19 Mayıs 1919'da bağımsızlığına düşkün Türk milletine vurulmak istenen esaret zincirlerinin parçama kararlılığının ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna öncülük eden Kurtuluş Savaşı'nın ilk kıvılcımının tarihidir. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Türk milletine ve onun damarlarında akan asil kandaki kudretine güvenerek çıktığı bağımsızlık yolculuğunu bu tarihte başlatmıştır. Bu önemli tarihin 100. yıl dönümü ulusumuza, milletimize ve Türk gençliğine kutlu olsun. Kurtuluşa ilk adım diyoruz. Kurtuluşa ilk adım ta Samsun'dan başladı. Hedefi millet ile görüşmekle atalım. Kurulan plan tuttu, takır takır işledi. Amasya'da atıldı, kıvılcımı vatanın. Varıldı Erzurum'a, görüşmeye durdular, millet ile el ele bir karara vardılar. Kurtuluş tek hedefti, ataya güç verdiler, gayesi tek vatandı, eli silah tutanın. Erzurum'dan Sivas'a bin bir umutla vardı, sağlandı büyük birlik, dünya bu gücü gördü. Başardı büyük önder, ülkeyi baştan kurdu, ruhları hep şad oldu, şehit düşüp yatanın. Mizan-ı Kurtuluş'a erdik Atatürk ile, kimse başa çıkamaz dünyada. Tek Türk ile birleştiler geldiler, savaşmaya Türk ile dersini verdi millet, dersini verdi evlat, böylece ışıkladı, kayesi tek vatandı, eli silah tutandı. Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Şairimiz Sanayi Kıratışı'na çok...